Herkese merhaba, Omni Factory'ye hoş geldiniz. Evet, 3 gün aradan sonra arkadaşlar serilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Ben şimdi 2 hafta izinliyim arkadaşlar. Ama bunun ilk haftasında evde ve bol bol oyun oynayarak ve video çekerek geçirebileceğim. İkinci haftasında şehir dışında tatilde olacağım. Bu da şu demek oluyor. İlk hafta, ikinci hafta için videolar hazırlamaya çalışacağım. Eğer yorumlarınızı videoda karşılık veremiyorsam, yapamıyorsam şimdiden kusura bakmayın. 3 gün aramız oldu biliyorsunuz. O 3 günün bir gününde de oyun oynama fırsatım oldu. Hemen onları size göstererek bölüme başlayayım. Öncelikle biraz dizaynla uğraştım. Nerede? Evet, şöyle yeni odalarımızı da yapmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi buralara makinalarımız gelecek. Bu tarafa başladım aslında baştan ama burada arkadaşlar kocaman bir zinc değil. Zincler de çıkmış. Tin madeni vardı. Bayağı toparlamışım onu. Heh, şu tavandakiler tin. Gördüğünüz gibi. Yo. Heh, şunlar. Olduğu gibi tindi burası. Herhangi bir şeyle karışık değildi. Bayağı tin madenimiz oldu. Yani maden kazdım ve biraz da tasarımla uğraştım. Ha, bir de şey yaptım, kendimize bir tane mob farm yaptım arkadaşlar ama o şu tarafta. Ona gideyim göstereyim hadi. Evet, şöyle arkadaşlar, aşağıya doğru 12 tane zombi spawner'ı koydum. Gene pasif bir mob farmı burası arkadaşlar, aktif değil, yani yakın bulunmamız gerekiyor. Bakalım artık moblardan veya böyle güzel otomatik spawner yapabileceğimiz bir şeyler çıkacak mı? Ama buraya geliyorum. Gördüğünüz gibi böyle. Hepsi bana bakıyor. Hop. Şu ufaklıklar biraz sıkıntı olabiliyor. Ama çıkmadan öldürdüm gördüğünüz gibi. XP kasabiliyorum bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve kılıcımda loot 3 olduğu için şu an moblardan düşen XP'lerden daha ziyade şunlar düşüyor gördüğünüz gibi. Solid XP'ler düşüyor. Onları yediğim zaman çok daha fazla olabiliyor. Hop. Böyle bir tane spawner yaptım. Eve dönüyorum şimdi. Evet, gördüğünüz gibi burada bayağı solid XP'lerden biriktirdim. Ha, bir de şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben şimdi bu videoları gündüz çekeceğim. Çoğunu gündüz çekeceğim ve o yüzden dışarıdan çok ses gelebilir. Araba sesleri, komşu sesleri, komşu çocuk sesleri. Onlar için kusura bakmayın. Bir şey daha göstermek istiyorum. Fırınlarımız nerede diyebilirsiniz. Şu ikisini fırın olarak düşünün arkadaşlar. Şunlar yakıtımız. Ve fırınlarımızın hepsini şöyle aşağıya taşıdım. Gördüğünüz gibi. Buradaki crate'e, şu soldaki crate'e attığımız her şey fırınlara geliyor. Ve sağdaki crate'e de pişmiş olarak dönüyorlar. Bunların renklerini kullandım. Kahverengi ve yeşil kanallardan çalışıyorlar. O yüzden tek hattan çalışabiliyorlar. Ve burada da bazı filtreler var. Üstten charcoal giremesin gibi. Veya işte yakıt olarak da şey yapıyor. Burada da sadece whitelist'te charcoal var. Eğer kütük falan atarsanız onları da yakıt kısmına, yani şuralara falan atıyor. O yüzden filtreleri de kullanmak zorunda kaldım. Yani buraya attığımız her şey pişerek buraya geliyor. Hatta o bayağı da pişmiş. En son ağaç pişirmiştim gördüğünüz gibi. Enerji durumumuz gayet iyi. Şöyle ki içeride bir tane 90 milyonluk flux kapasitör yaptım ve şu an gördüğünüz gibi full ve üzerimde de bir tane flux kapasitör var, o da neredeyse full. Onu da fulllemiştim ama kullana kullana bitmiş. Yalnız yani bayağı gitmişti bu bana. İkisini böyle değiştirerek kullanabiliriz. Enerji sistemimiz bayağı iyi ya, yani enerji üretimimiz iyi. Quest book'a göre bakarız ama şimdilik enerjiye ihtiyacımız yok gibi gözüküyor. Ve şöyle Questbook'a bakalım bile hemen. Birkaç bir şey istiyor burada arkadaşlar. Bunları geride bırakmayalım. Muhtemelen Compacting Driver yapmamız için bizim LV Conveyor ve Robot Arm yapmamız gerekiyor. Hemen onlara bakarak başlayalım. Robot Arm LV olan bu mu? Bu. Çok zor gözükmüyor. 2 motor, 1 piston. O steel rod istiyormuş yalnız. Oops, stilimiz var mı? Biraz varmış şurada. Ve şuradan biraz rot yaptıralım. Hiç steel rot yaptırdığımı hatırlamıyorum. Iron rot var çünkü.
Tamam, biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Birkaç tanesini hazırladım ben şurada. İki tane. Hop, bunlardan kalsın. Piston gerekiyor. Bu var, bu var. Tin cable ve dişli. Tin cable. Tinimiz bayağı olması lazım. Şuradan biraz rubber alayım. Dediğim gibi aşağıda şey buldum. Tin buldum bayağı arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz gibi burada da bayağı tinimiz var. Gel bakalım, gel sen de. 64 tane şöyle olsun. Rotlarımız ne alemde? Şunları da alayım üzerime. Ve bir de dişli miydi? Hop. Alloy smelter'da mı yapıyorduk onu? Evet, şurada yapıyorduk sanırım. Hop. Şunların da bir tanesini şuraya asayım arkadaşlar. Şöyle ne olduğunu göreyim. Ve gel bakalım sen şimdi. Sen git, sen de git. Bundan yapabiliyor muyuz? Yaptık bile bir tane motor. Motor değil, piston. Ve ne gerekiyor bize? Şöyle. Şunları attım, bunları da attım. Bu armları da burada yapalım. Ha, bir tane entegre çip gerekiyor. Biraz da çipimiz var. Sandıkta da vardı galiba biraz ya. Ve bir tane robot arm yaptım arkadaşlar. Açılacak mısın? Açıldı. Ve bu. Ödülünü alıyorum. 5 Omni coin'imiz. Gel bakalım sen şöyle. Ve conveyor denen bir şey istiyor arkadaşlar. Gel bakalım. Conveyor şu LV olan, bunu bu tarafa atalım. Ha, bu daha basitmiş. Rubber, tin cable ve iki tane motor daha istiyor. Gel bakalım şöyle iki tane. Şuradan da biraz tin araklayayım. Ve rubberlarımız sen de gel şöyle. Ve konveyörümüz bu da tamamdır arkadaşlar. Ah, bunu da burada yapsak mı acaba? Yapalım değil mi ya? Hop, şunu şuraya atıyorum arkadaşlar. Şu, bu. Yaptık mı? Yaptık. Şu, şu, şu. Kilitli kalsın. Şu resipilerin silinmesini bekliyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bu fine copper wire'ları kullanmak daha avantajlı oluyor. Daha önceden böyle yapıyorduk ama artık onu işaretlemeyelim. Daha doğrusu kitlemeyelim. Silinsin bir an önce. Bunlar da tamam. Gel bakalım. Senin de ödülünü alalım. Ve şöyle git bakalım. Ve ne istiyor bizden? Compacting Driver istiyor. Bunlardan çok yapacağız ama oldukça pahalı yapmışlar arkadaşlar. Hatta buraları bir yere yanlışlıkla atmıştık değil mi? Evet, atmıştık. Oo, iki tane piston istiyor. Bap bap bap. Iron plate. Tamam. Sıkıntı yok. Şundan yapacağız. Yapabildik mi? Yaptık valla. Ama bunu buraya kullanmıştık. Hop, şeyimiz kalmadı. Rod iron'ımız. Gel bakalım. Şuradan da şu dişli molotunu alıyorum. Gel, gel. Bu 6 tane kaç bir stack atmıştık değil mi buraya? Ya 6 tane mi yiyor, 8 tane mi yiyor açıkçası arkadaşlar? Herhalde tam stack aldım yani. 8 tane birden şey yiyor. Ingot yiyor. Şu an elle yapsak 6 tane ingota mal edebiliyoruz. Şu an bize bu şekilde dişli yaptırmak birazcık daha pahalı. Ama uğraşmıyoruz. Yani işte plaka yapmakla veya rot yapmakla uğraşmıyoruz. Bu şekilde makinelerle devam ederiz diye düşünüyorum. Gel bakalım sen şöyle. Hop, seni de şöyle atalım. Bir tane daha mı piston yapıyorduk? Evet, bir tane daha piston yaptık. Gel. Ne lazım bize? Iron plaka. Şurada var mı? Varmış. Ve driverlardan şurada mıydı? Evet, şurada varmış. Framed neydi? Framed driver. Bu ve bu. Compacting driver'ımız da hazır arkadaşlar. Bunu da buraya koyayım mı? Hadi koyayım bakayım. Şöyle zaten tekli gözüküyordu orada. Hoşuma gitmiyordu. Normal baltam yok. Normal balta pek kullanmıyordum ama. Ya gerçi bir tane de bitirdim ya. Bayağı kullandım sayılır gene. Bu binaların içerisindeki sandıkları kırmak için kullanıyorum genelde. Bu da böyle dursun bakalım şimdilik. Buralara biraz çeki düzen verdim. Gördüğünüz gibi. Şu kapıdan girince şunlar tam şöyle karşıda değildi. Benim gözüme takılıyordu sürekli. Belki sizler de fark etmişsinizdir. Ben de onları ortaladım biraz.
Böyle şeylerle uğraştım. Ve bunu da aldım. Yeni bir şeylerimiz açıldı mı? Hayır. Arkada kalanları tamamladık hemen. Bu da tamam gitsin. Şimdi mutlaka bu bölüm yapmam gereken birkaç bir şey var arkadaşlar. Birkaç makine var. Geçen bölümde ondan bahsetmiştim ama ben yanlış görev biçtim makineye. O yüzden onları yapmadan kalmış ve bayağı eksikliğini hissettim. Birincisi autoclave. Autoclave sen misin? Basic autoclave. Gel bakalım şöyle buraya. Atmış mıyız bunu? Atmışız valla. Burada arkadaşlar. Şurada şasemiz var. Var mı? Var. Ondan sonra pompamız var mı? Pompa. Şurada. Heh. Yapabilecek miyiz? Ne eksik? Tin rotor eksik gibi gözüküyor. Burada da bir şeyler eksik. Ya şu vidalar can sıkıcı. Şöyle bir iki tane de vida yaptım arkadaşlar. Ağlamamışım üzerime. Gel bakayım. Ve sen de git. Gene yapamıyoruz. Ne eksik? Tin plaka. Sanırım tin plakamız eksik. Gel şöyle yarım stek de burada. Muhtemelen içeride vardır belki. Ama yoksa da alacağız onları. Evet, burada varmış. Gel bakalım. Hop. Bu sen de git içeri. Hala mı bir şeyimiz eksik? Vallahi eksik ne bu? Tin ring. Bunlar neymiş? Ha, paper ringler. Tin ring. Heh, yapabildik. İki tane mi lazım bundan yalnız? Şundan yapıyoruz. Bir, iki tane rotor yaptım arkadaşlar. Ve hala pompa yapamıyoruz. Niye? Hem bunun için isteniyor hem bunun için. Allah. Tin rotor, tin vida daha doğrusu. Tin rot. Hadi bir tanecik kalmış. Onu da buna harcayalım. Oraya bir şeyler atmamız lazım. Sen de git. Ve bir tane motor. İki tane mi istiyordu? İnşallah bir tane istiyordur. Autoclave. Autoclave. Neredesin? Bayağı da karışmış burası. Temizlemek lazım. Bir tane istiyormuş. Tamam. İki tane çip işlemci. Şurada vardır diye düşünüyorum. Evet, var burada. Ve stil plakalarımız gerekiyor. Stil plakalarımız. Stil biraz yaptırmamız gerekiyor anlaşılan. Var mı? 4 tanecik var. Şunları da atalım. Bir sonraki craft için hazır olsunlar. Başka ne eksik? Şu an bir tanecik cam mı? Hop, kuşlarımın sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Dediğim gibi gündüz olduğu için uyanık vaziyetteler. Basic autoclave arkadaşlar. Güzel bir makina. Niçin güzel bir makina? Çünkü bize mending'e giden yolları açtı. Şu şeylere, baltalara arkadaşlar, ore excavation yapan baltalara enchant basılmıyor maalesef. Unbreaking basmak veya mending basmak gibi bir durumumuz yok. Ama diğer malzemelerimize en azından mending basalım istiyorum. Bunun görevi, buradaymış zaten. Açık mıydı bu? Görmedik mi? Oo. Enerji acceptor. Kristal grow chamber. Ekleyin arkadaşlar. Malzemeleri ufaktan gözükmeye başladı. Autoclave de zaten gelmiş ya. Tamam, o zaman senin de ödülünü alalım. Gel bakalım şöyle. Nasıl mending yapacağız? Şöyle mending yapacağız arkadaşlar. Autoclave nasıl yapacak bizim için daha doğrusu. Mending için bizim şu rotlara ihtiyacımız vardı. Experience rotlara ihtiyacımız vardı. Vibrant kristale ihtiyacımız vardı. Vibrant alloy. Fluid extractor'a da mı ihtiyacımız var? Fluid extractor'la baştan bunun suyunu çıkartmamız, sıvısını çıkartmamız gerekiyor yalnız ya. Fluid extractor yapmadık mı biz daha önce? Hop 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 hop. Yaptırmamışız arkadaşlar. O zaman bir de fluid extractor'a ihtiyacımız var. Basic fluid extractor. Sen de gel bakalım. Gel şöyle.
Bir piston, bir tane de pompa. Ama Tin gene bize biraz sıkıntı yaratacakmış gibi gözüküyor. Şuradan gel bakalım. Rodumuz var mı? Şurada yok. Şöyle biraz tin rod yaptırayım arkadaşlar. Gene bize rotor lazım ve vida lazım bolca. Bunların hepsi iron mı? Ayrılmış vallahi ya. Hadi yap bakalım. Gel şöyle. Ha, iyi ikişer ikişer veriyor bari. Ve bir tane daha var. Sanırım dört tane bize şimdilik yetecektir. Gel 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 gel. Ve dört tane tin rodumuz. Hop. Şurada mı yapacağız? Burada yapacağız. Ha, bir tane rotor yaptırmışız zaten ya. O zaman gene sadece şey eksik. Şu, şu. 2, 4. Al bunu. 2 tane tinden vida yaptım arkadaşlar. Burada da yer kalmadı. Bir tane motor. Bir tane pompa. Bir de ne istiyordu? Piston. Pistonu burada yapıyoruz. Şöyle yapacağız, yapamayacağız. Burada ne eksik? Hop, bir tane dişli eksik. Gel bakalım. Şöyle, şöyle ve bu da tamamdır. Şeyle hook'la böyle sağa sola hızlıca gidebiliyorum arkadaşlar ama daha tam alışamadım. Bazen takılıyorum. Ondan sonracığıma başka ne lazım? Hop. Şuradan bakalım. O tin cable. Şurada şasemiz olacaktı. Gelsen şöyle. Buraları bir yere attık değil mi tin cable'lardan? Şöyle biraz üzerime alıyorum arkadaşlar. Bir tane daha cam gördüm sanki. Gel. İki taneymiş cam. Ve iki tane de devre. Gel bakalım devren. Basic Fluid Extractor'ımız da hazır arkadaşlar. Ondan sonra şunu da şöyle koyalım. Hop. Şurada yalnız bunun elektriklerini, enerjilerini vermedik. Oo, bize kablomuz kalmamış mı? 4X Conductive Iron Cable. Bu kabloların arkadaşlar şeyleri var. Bakın burada Loss Per Block diyor. Yani her bloktaki enerji kaybı Conductive Iron Cable LV düzeydeki bir cable için sıfır enerji kaybeden güzel bir kablo ama bunun medium voltaj için olanında başka şeyler kullanmaya başlayacağız gibi gözüküyor. Conductive iron'larımız biraz kablo yapalım bakalım arkadaşlar. Var mı conductive iron'ımız? Varmış. Hop. Gel. Gel. Rubber sıkıntımız yok arkadaşlar. Çok fazla aç çıkıyor ağaçlardan. Hatta şurada ikinci bir şeyi doldurmak zorunda kaldım. Resin doldurmak zorunda kaldım. Şunlar böyle, bunlar da böyle. 17 tane bize yetecektir. Gel bakalım. Bu, bu. Tamamdır. O zaman neydi? Vibrant mı gerekiyordu bize? Şöyle bir daha bakayım arkadaşlar. Mending. Kuşlar biraz sessiz lütfen. Motorcu sesleri. Bunları duyacaksınız arkadaşlar. 15 günlük bir zaman içerisinde yapacak bir şey yok. Şimdiden tekrar kusura bakmayın. Vibrant alloy'u. Aa, bunlar pulsating iron'lar. Vibrant'ımız yok ki bizim. Vibrant'ı nasıl yapıyoruz? Oo, blast furnace'la yapabiliyormuşuz. Oh, patates olduk arkadaşlar. Bu ne? Burası boşmuş. Blast Furnace'a ihtiyacımız var ya. Blast Furnace'a daha var. Mendik yapamıyormuşuz ki zaten. Ya, yapacak bir şey yok. İki tane makine yaptık. İyi. Sıkıntı yok. Ne yapacağız? En azından biraz daha makine parkurumuzu geliştirmiş olduk arkadaşlar. Dursun bakalım. Blast Furnace'a doğru gidiyoruz. Blast Furnace bizim medium voltaj seviyesine geçmemizdeki anahtar makine olacak. Tamam, yukarıdan devam edelim o zaman. Ender Pump ve Ender Tank. Ender Pump. Bakalım ne istiyorsun sen? Ender Pump. Gel seni de şöyle atayım. Oo, 4 tane pompa istiyormuş. Bu neymiş? Block of Ender Pearl. Oo, ha, var ama ya.
4 tane de obsidiyen. Pompa, 4 tane pompaya ihtiyacımız var. Oho. Bir o zaman dur bakayım. Şu tin rod mu? Tin rod. Gel sen de şöyle. Yeni rodlarımız çıkmıştır. Şöyle şunları da alıyorum. Gel sen de. Şunları yalnız bir vidaya çevireyim. Hop, şöyle biraz yapıyorum. Sen dur. 5 tane vida. Al sana bir sürü vida. Ne gerekiyor başka? Paper ringler. Ha, rotorlarımız yok. Oh, 4 tane de şey yapacağız, öyle mi? Tamam, yapalım. Tin plakamız var ama yetmeyecek bunlarda. Hop, şöyle tin plakalarımızdan biraz daha alayım. Gel sen de. 4 tane rotor yapmamız gerekiyor baştan. Bu var, bu var. Tin ring. Tin rod. Gene yetmedi. Hop, ne tin rodmuşun ya. Gel sen de. Hop, şöyle. Tin ring. Şunlardan da biraz yapıyorum. Gel bakalım sen. 1, 2, 3, 4 tane rotor. 1, 2, 3, 3, 2. Ne bitti? Medium bronze pipe. Yapabileceğiz mi? Ha, yaptık hemen. İçeride malzeme varmış. Başka ne bitti? Tin ring. Paperlarımız var. Tin kablo. Rotorumuz var. Gene vida bitmiş arkadaşlar. Hop, anlaşılan bu vidalardan bayağı yapmamız gerekecek. Benim kayıt dışı bunlarla biraz uğraşmam gerekiyor. Ve sen de git. 3, 4 tane pompa. Tamamdır. Ender Pearl'lardan şöyle bir 9 tane alıyorum arkadaşlar. Ve obsidiyenlerimiz nerede bizim şimdi? 4 tane de obsidiyen gerekiyordu galiba. Şöyle gel bakayım sen. Ve Ender Pump'ımız hazır. Ender Pump ve Ender Tank istiyormuş. Bunları nasıl yaptılar acaba? Ender Tank falan filan zorlaştırdılar mı? Ender Tank. Gel sen. He, zor gözükmüyor ama bayağı Ender Pearl istiyormuş bu ya. Obsidiyen. Rotlarımız var. He. Servolar. Electrical steel'imiz yok ki bizim. Çünkü şunları yapmadık daha. Ha. Bup bup bup. LV Electrolyzer'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Tamam. Gene yönümüz değişti. Basic Electrolyzer yapmamız gerekiyor. Electrolyzer. Basic Electric Furnace değil. Basic Electrolyzer. Gel bakayım. Aa, bunu dağıtmışız daha önce bu tarafa. Basit gibi gözüküyor. Şuradan bir şase alalım gene. Ve şurada gold wire'lar gördüm sanki. Tamamdır. İki işlemci, cam ve tin cable. Tin cable. Şöyle biraz cam ve iki işlemci. Yapabilecek miyiz? Şu ve şu. Basic electrolyzer'ımız arkadaşlar. Bunu da böyle koydum. Bunun görevi ha, diğer şeylerini yapmamız gerekiyor. Başka şeyler de yapmamız gerekiyor yanında. Hop. Evet, ulaşamadım. Nereye attık biz deminki kaybol oraya? Heh, burada varmış. Tamam. Şuna da bir enerji verelim arkadaşlar. Şöyle, şöyle ve şöyle ve de şöyle. Ve basic electrolyzer'ımız da hazır. Clay dust. Şurada ne yazıyormuş bakayım arkadaşlar.
Use electrical separate item the more components. Elektrik kullanarak itemları alt bileşenlerine ayırmak için kullanılır gibi örnek veriyor. Suyu hidrojen gazına ve oksijen gazına ayırır diyor. Clay dust'ı sodyum dust, silikon dust, lityum dust ve alüminyum dust'a çevirir diyor. Sizler de söylemiştiniz zaten ben clay problemi falan var deyince bu abi terakotalar falan clay'e çevriliyor demiştiniz. O yüzden ben şuralarda bir yerde bolca clay dust yapmıştım. Bu clay dust'lar arkadaşlar pulverizer'da bu terakotaları geçirerek çıkıyor gördüğünüz gibi. Ve ben de bunlardan yaptım. Dörder dörder kullanacak. Oo, bayağı yavaşmış yalnız ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Hopper'ımız var mı? Hopper, hopper, hopper. Kalmamış mı ya? Hop, düştüm aşağıya. Olması lazım sanki arkadaşlar. Müsaadenizle şöyle bir arayayım. Varmış burada işte. Hop. İki tanecik kalmış ya. Şöyle gitsin. Hop. Tamamdır. Bunlardan bolca yapacağız galiba arkadaşlar. O yüzden bunları koyuyorum buraya. Gel sen de şöyle. Sodyum, silikon. Bu silikonlar acaba şeyde kullanılıyor mu? Emide kullanılan silikonlar falan olabilir mi acaba? Yok. Silikon ingotlara çevriliyormuş. Bunlar kullanılıyor mu? O Ultimate Craft'larda falan kullanılıyormuş. İyi, yapacak bir şey yok. Biraz bize... Yalnız dur bakayım. Alüminyum, evet. Alüminyum üretmek için arkadaşlar bolca gördüğünüz gibi clay eritmemiz veya işte işlemden geçirmemiz gerekiyor gibi gözüküyor. Alüminyumu da bulabiliyoruz aslında. Ama bu şekilde daha kolay olacak diye düşünüyorum. Branch yok mu ya diyecektim. Varmış burada. Gel bakalım. Seni şöyle aşağıya ayarlayalım. Ve otomatik çıkışını da şöyle verelim. Bunları da üzerime alıyorum arkadaşlar. Muhtemelen açılması lazım diyecektim ki Electrolyzer görevimiz de açıldı. Oo, Blast Furnace. Blast Furnace gözüktü arkadaşlar. Blast Furnace bizim medium voltaj seviyesine geçirecek olan makina. Mor materyal. Ne istiyormuş? Nikel invar. Kapronikel diye bir şey istiyormuş. Tamam, önemli değil. Ama şu electrical steel'e devam edelim. Bakalım bu nasıl yapılıyormuş. Electrical steel. Sen gel. Şöyle seni de şuraya atıyorum. Alloy smelter'da steel ve silikonu. Ha, o yüzden bu silikonu burada yaptırdı bize bu arkadaşlar. O zaman stilimiz çok fazla yoktur ki bizim 7 tanecik kalmış. Ya da dur bakayım şurada biraz yaptırmış olabilirim. Yaptırmamışım. O zaman yaptıralım. Şunlardan biraz alayım. Öncelikle bakayım burada kömür tozumuz var. Ve wrought iron'la birleşmesinden oluyordu değil mi? Normal iron değil. O zaman şunla şunu atıyorum. Evet, siz orada steel olun. Sen git şöyle. Ve pulverizer'ımız siz de şurada kömür tozuna dönüşün. Bir sonraki sefere size de ihtiyacımız olacak. Evet, tamamdır. Ve steel'imiz burada. Gel bakalım. Bunun için de mi alloy smelter'e? Bunun için de alloy smelter'e ihtiyacımız var ya. Anlaşılan birkaç tane alloy smelter yapacağız arkadaşlar. Neyse, şimdilik bir tanesini kullanalım bakalım. Çalışmaya başlayınca içeridekileri malzemeler aldığı için önce onları bitiriyor arkadaşlar. Yarıda kesmiyor. Ve şimdi electrical steel yapmaya başladı gördüğünüz gibi. Hop. Ve ilk electrical steel'imiz oluşuyor. Oh, bunlardan bize bayağı gerekecek ama ya. Değil mi? Özellikle şu şey için istemiştim. Geçen bölümde de göstermiştim arkadaşlar. Hardened upgrade kitler için gerekti bize. Oh, görevimiz de açıldı. Electrical steel'imiz de oldu. Ödülünü de aldık.
Evet, Hardened Upgrade Kit de burada gözüküyor. Bu Ender Pump Electrical Steel Plate. Resonating. Bunları nasıl yapıyoruz? Alloy Smelter'da Electrical Steel bayağı bize gerekecek anlaşılan arkadaşlar. 7 tanecik. Blok blok gerekecek bir de. Öyle bir durum da var. Ben şuradan silikonlarla falan bir electrical steel yapayım birkaç stack arkadaşlar. Birazdan geliyorum. Evet, bayağı electrical steel elde ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir stack'ten daha fazla. Neler olmuş burada? Hop. Şununla karışmaya devam etsinler. Coal dust, coal dust. Şu bize çelik olmaya devam etsin. Gel bakalım, sen de şöyle dur şimdilik. Evet, electrical steel görevimiz de açıldı galiba. Bir şeyler öttü ama dikkat etmedim, bilemiyorum. Yok, demin açılmıştı. Şu kek açılmış olabilir arkadaşlar. Endgame. Ha, bu açıldı. Bir stack'ten fazla üzerimize electrical steel aldığımız için bu görevimiz açıldı ve 25 only coin'imiz daha oldu. Gel bakalım şöyle. Şu şeye bakıyordum arkadaşlar. Kapasitörlerimiz gördüğünüz gibi açılıyor. Basic kapasitör şu an yapabilecek durumdayız. Basic kapasitörü de yapmak istiyorum. Çünkü bizim şu dark steel şeylere, zırhlara geçmemiz gerekiyor. Yağmur yağıyor. Bir yerlere Enderman gelmiş. Enderman demek Ender Pearl demek arkadaşlar. O yüzden kaçırmak istemiyorum. Değil. Yukarıdaymış. Üst kata mı sığındın? Evet, buraya sığınmış. Hop. 4 tane Ender Pearl birden gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı avantajlı. Kılıcın looting 3 olmasının avantajı. Öyle diyeyim daha doğrusu. O zaman artık şunu yapabiliyordu muyuz? Neydi o? Şuradan tekrar gidiyorum arkadaşlar. Ender Tank'ın içerisindeki, ama bunlardan da 2 tane yapmamız gerekiyor değil mi? Portable Tank ve Electrical Steel Plate'ler gerekiyordu. Onlar için hallettik. Ender Shard. Glass Cutter yok. Normal sadece o zaman Ender Pearl'ü parçalayabiliyoruz. Şöyle bir yatayım arkadaşlar müsaadenizle. Şu yağmur da dursun. Hem de gündüz olsun. Hop, gel bakalım. Şöyle gel bakalım, bir tane yetecektir sanırım. Şu ve şu. O zaman birkaç tane de redstone blok yapayım. Bunları nerede? Portable tank. Bu musun? Busun. Nerede birleştirmemiz gerekiyormuş bunları? Alloy smelter'da birleştirmemiz gerekiyormuş. Dediğim gibi arkadaşlar, anlaşılan bizim birkaç tane daha alloy smelter yapmamız gerekiyor. Neyse, çok önemli değil. Yani zaten bunlar, bu makineler arkadaşlar, daha giriş seviyesi LV oldukları için çok fazla önemsemiyorum. Medium voltaj seviyesinde bizim otomatik sistemlerimizi veya gerekli şeyleri medium voltaj seviyesindeki makinelerle kurmaya çalışacağım. Bunlardan birkaç tane daha olması lazım diye sandıklardan. Süper. 4 tane daha lazım bize ama. Çünkü 2 tane Ender Tank yapacağız. Bir tane Ender Tank yapmanın pek bir anlamı olmaz çünkü. Tamam. 2 tane daha ola dursun orada. Şu şeyleri göstereyim arkadaşlar size. Şurada Iron Dust'larımız var. Bu Iron Dust'lar benim binalardan bulduğum şeylerden çıkıyor. Kaldronlar ve Anvil'ları parçaladığım zaman çıkıyorlar. Sen de gel hadi. Bu Iron Dust bir tanecik kalmış ya. Hadi sen de oluver. Zaten değişiyor gördüğünüz gibi. Alamadı. Neyse, çok önemli değil. Nickel Dust'la da Iron Dust'ı birleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onlarla da invar yapacağım şimdi. Bolca invara ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Burada biraz invarımız var. Şunu da yanıma aldım. Ve
Şundan dolayı. Argumentlerden dolayı arkadaşlar. Yo. Hardness upgrade kit için gerekiyor arkadaşlar. Bu argumentleri de yapacağız. Yapabileceğiz daha doğrusu. Ekleyebileceğiz. Hardened upgrade kit. Neredesin sen? Göremiyorum. Generum, gel. Upgrade kit. Gel bakalım. Seni de şöyle atıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir sürü invar'a ihtiyacımız var. 4 tane şey istiyor. Alloy smelter. Ah. Invar'ımız oluyor. Bunu tekrar değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle 4 tane bize invar dişli yapsın ve invar plakaya da ihtiyacımız var. Şöyle de 2 tane bunlardan gerekiyor. 4, 8 plakalar. Siz de şurada plaka olun. Dişli olacak mısın? Bu da dişli olacaktır. Alloy smelter bayağı zorluk çıkarttı bize bu bölüm ya. Daha doğrusu bolca çalışması gerekiyor anlaşılan. Yapacak bir şey yok. Hatta ben onları bekleyeyim mi arkadaşlar ya? Invar. Evet, ben bunları bekleyeyim arkadaşlar. Şu dişlilerimiz falan olsun. Birazdan tekrar geliyorum. Ve 8 tane invar dişlimiz de oldu arkadaşlar. Şurada plakalarımız da vardı. Şu electrical steel'lerimizi de ingot değil, blok haline getirelim. Bir, iki tane de bunlardan yaptım. Gelin bakalım. Sizler bayağı uğraştırıyorsunuz beni. Pahalısınız. O yüzden şöyle durun. İki tane Hardened Upgrade Kit yaptım arkadaşlar. Ve görevimiz açıldı. Bu da rezonant %1000 arttırıyormuş. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bunların ne işe yaradığını biliyoruz zaten. O yüzden okumaya çok fazla gerek yok. Ben bu Hardened Upgrade Kit'leri buradaki motorları upgrade etmek için kullanmayacağım arkadaşlar. Yani iyi enerji üretiyoruz. Çok fazla da enerjiye ihtiyacımız yok açıkçası. Aslında şuradaki buraya bir augment daha koyabiliriz değil mi? Evet. Bir augment daha koyup arkadaşlar şunlar çalışıyor bakın şu an arkadaşlar ve doldurduğu. Gerçi makine çalışıyor ya. Şuradan doldurduğu bir şey yok diyecektim ama. Makine çalışıyor. Makineler doyuma ulaştığı zaman arkadaşlar boşuna şey yapmaya başlıyor. Enerji harcamaya başlıyor. Yani bir zarur şey var orada. Nasıl diyeyim? Çöpe giden bir enerji var arkadaşlar. Onu durdurmak için bir argument var ama. Neyse. Sonra yaparız bakalım. Bu Hardness Upgrade kitleri dediğim gibi saklayacağım ben. Steam'leri upgrade etmeyeceğim. Çünkü yakın zamanda bu Steam Dynamo ile işlemimiz kalmayacak. Magmatic Dynamo'ya geçeceğiz bildiğiniz gibi. Şuradan bir stack de bunlardan tamamlayayım arkadaşlar. Hop. Gel şöyle. Biraz Gold Rod yapıyorum. Ve şu. Bu değil aslında. Electrical Steel Plate. Bunlardan yaptırmış mıyım? Yaptırmadım. O zaman şöyle yarısına da plaka yapsın bize. Augment için istemiştim ben bunları arkadaşlar ama coil şöyle bakayım. Şunlar mı? Bunlar elektrumlu olanlar. Bunlar. 38 tane abartı mı olur? Çok kullanacağız ama bunlardan ya. Yap şöyle. Çok şey değil. Önemli değil. Gördüğünüz gibi bütün argumentlerde hemen hemen kullanılıyor. Bunlardan yaptırırım diye düşünüyordum ama vazgeçtim. Dediğim gibi buradakileri upgrade etmekten vazgeçtim. Evet. Bir tane var nasıl olsa. Kalsınlar bakalım şimdilik. Siz de şöyle durun. 8 tane bunlardan gerekiyordu. Bize 9 tane var. O zaman şu bizim tankımıza devam edelim. Plakalarımız electrical steel plaka. Gel bakalım sen de. Sen iki tane bunlardan yapıyorum arkadaşlar. Bunlar neymiş? Hardened glass'lar. Ne güzel ne güzel. Şuralarda bir şey olması. Fused quartz kabul etmiyor musun?
Ediyor. Tamam. Copper plaka sen de gel bakalım. Ve şöyle iki tane de portable tank yapıyorum arkadaşlar. Bunlar stacklenmiyor mu? Stacklenmiyormuş valla. Ne gerekiyor şimdi bize? İki tane Ender Pearl Blue. Yani şöyle hop bir tane fazla oldu. Gel bakalım sen. Hop şöyle bir tane bu. Bir tane de bundan. Ender Pearl'ları yapabiliyoruz arkadaşlar. Bulmamıza gerek yok. Pulsating Dust'tan sanırım yanlış hatırlamıyorsam yapıyorduk. Ama böyle beleşe geldi mi de açıkçası kaçırmıyorum gördüğünüz gibi. Ender Tank. Sen de gel. Şunu atmamış mıyız? Atmamışız buraya ya. Tamam. 8 tane rod, 4 tane iron. 8 tane blaze rod. Iron nereden çıktı? Obsidiyen. Bu. 2 tane de wool. Hop, şöyle 2 tane de wool aldım. Ve bir ikinci ender tankımızı da yaptık arkadaşlar. Açılacak mısın görev? Açıldı. Hop, tamamdır. Bu ve bu arkadaşlar. Ben buradan böyle devam edecek zannediyordum. Yani magmatik dinamo falan yaptıracak zannediyordum ama açılmadı. Ama bunun kendi içerisinde yazıyordu değil mi? Şurada magmatik dinamo Ender Pump'a enerji vermek için düşünebilirsin diyordu. O zaman magmatik dinamo bakalım nasıl oluyormuş. Magmatik dinamo şu bu creative böyle. Bir metal gear'lara ihtiyacımız var. Alloy Smelter'da Infinity bir metal gear. Şurada sandıklardan Infinity varmış valla. Yapsak mı? Bunlar nasıl oluyormuş normalde? Grand Infinity ile normal gear'ı birleştiriyormuşuz. Yapalım o zaman arkadaşlar. Lav toplamak için değil de başka şey için kullanırız madem bunu. İki tane yapmak lazım bunlardan. Sonra ben kayıt dışı bunlardan bayağı çoğaltıp enerjimizi lavla enerji üreter vaziyete getirmek için kullanabiliriz. O zaman iki tane, dört tane bize bir metal gear gerekiyor. Şunlardan dört tane alıyorum arkadaşlar. Ve gel bakalım. Dark Steel. 8 tane Dark Steel'e ihtiyacımız var. Dark Steel 8 tane. Gel sen şöyle. Alloy Smelter. Hop yakaladım seni. Şunları çıkartıyorum. 8 tane bundan. 4 tane de bundan. Bize şu gear'larımızı yapsın bakalım. 4 tane Dark Steel ingota ihtiyacımız var. Plakaya ihtiyacımız var. Hop 1 2 3 4 tane plaka yapsan bize sen de şöyle ol. Var mı içeride? Normal varmış sadece. Tamamdır. Bu neymiş? Transmission coil, silver rod. Silver yok. Ne güzel. Silver rod daha önce hiç yaptırmamışız anlaşılan. Bunlar ikiye katlanıyordu, değil mi? İyi o zaman çabuk olacaktır. Şunlardan da biraz silver rod. Bu da çalışıyormuş. Gold rod ya çıkartıyormuş. Tamam. Sonradan sen devam edersin arkadaşım. Şu silverları bir hallet. Bu makine oldukça yavaş ya. Gördüğünüz gibi hem de overclock açık olduğu halde yavaş. Bunların acaba şeyleri bakayım şurada bir arkadaşlarla. Silver rod mesela. Silver rod. 10,7 saniye. Pop pop pop. Advanced ile yaparsak şöyle bulabilecek miyiz? Değişiyor hepsi ya. Hepsinin craft süreleri değişiyor arkadaşlar. Bilemiyorum. Medium voltaj olan makineler daha hızlı yapacaktır diye düşünüyorum ama
Bu değil. Muhtemelen öyle arkadaşlar ya. Bilemiyorum şimdi ama medium voltaja geçince biraz daha rahatlayacağız gibi gözüküyor. Hadi sen de oluyordun galiba. Olmuş bile. Sen de gel bakalım şöyle 12 taneyle bize silver rod verdi. Sen de gel, sen de gel. Şu ve şu 4 tane de senden yapalım. 2 tane copper furnace. Iron. O zaman gel şöyle. Hop. 7. 16 tane cobblestone alıyorum. 2 tane furnace. Şöyle biraz iron. Copper. Bunları da alayım. Gelsen. 2 tane iron furnace. Hop. 2 tane de copper furnace. Bu da tamamdır. Üzerime bak, amma doldu ha. Şöyle gidin bakayım siz bir. Başka ne gerekiyor bize? Ha, bunları üzerimize alalım. Bunlar olmuştur. Daha 2 tanecik mi olmuş? Ha, o zaman daha fazla dark steel'e ihtiyacımız var ya. Hop, şöyle 8 tane daha dark steel alıyorum arkadaşlar. Gel bakalım sen şöyle. İyi bari bunlar çabuk oluyor. Ondan sonra 2 tane dark steel plaka. Bunlar olmuştur herhalde. 4 tane. Tamamdır. Ve bir tanesi de olmak üzere. Hadi sen de gel. 2 tane niye 2 tane yaptığımı birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Bu da tamamdır. Ve bize en üstteki şunlar kaldı. Red alloy plakalar şurada olması gerekiyor birazcık. Var, tamam. Ne atabilirim üzerimden diye bakıyorum arkadaşlar. Şurada şu redstone'ları sanırım atsak olur. Çünkü az önce şunlardan yaptırdık bolca. Bu iki tane bunlardan yaptım. Ve bu iki tane magmatik dinamomuz hazır arkadaşlar. Açılacak bir şey yok değil mi? Bu bir herhangi bir görev değildi. Ama bizim hardened jetpack için gerekli olan motorlarımız bunlar da arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hardened kapasitör değil. Hardened jetplate. Jetpack. Gel sen de. Ha, şunların şeyleri, zırhları nasıl oluyor acaba? Bronze. Şöyle bakayım arkadaşlar. İlk önce iron plakalar, sonra bronz plakalar. İyi, kolaymış bu da ya. Bunların zırhlarını da yapalım ya. O zaman bize şurada gerekiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hatta bunu invar plakalar varsa hemen yapabiliriz diyecektim. Invar yok. Şuradan da şunu alıyorum. Biraz daha sen bize invar plaka. Kaç tane gerekiyor? 8 tane gerekiyor. Flux kapasitör. 2 tane de flux kapasitör gerekiyor. Invertin. Ben şunları hazırlayayım arkadaşlar. Kapasitörleri ve motorların içindeki şu malzemeleri hazırlayayım. Birazdan geliyorum. Şöyle 6 tane de elektrum rodu üzerime aldım arkadaşlar. Ve şu İki tane bunlardan yapıyorum. Bu gene iki tane motor yapıyorum. Ve ne gerekiyor bize en son? Üzerimizdeki jetblade. 4 tane daha plaka mı gerekiyor invar? Hop, gel bakalım. 1 2 3 4 tane daha plaka. Şunu da şuraya atayım. Tamam, gitsin öyle. Ve şu jetpack'imi de çıkartayım. Ve Hardened Jetpack'imiz de hazır arkadaşlar. Ödülümüz de 10 Omni Coin. Güzel. Şunu da şöyle atıyorum. Bunu kapatmıştım ben. Şöyle açayım, şarj olmaya başlasın. Ve bu hangisinde acaba şimdi? Equipment Inventory All Items. Tamam.
Bütün her şeyi şarj etsen kardeşim. Ve 3 milyon RF'lik bir jetpack'imiz oldu arkadaşlar. Hover mode. Niye kapalısın? Ha. Güzel. Tamam. Sevdim bunu. Biraz daha makul oldu arkadaşlar. Aşağı süzülüş hızını görüyorsunuz. Şunları falan, hopperları falan koymak için bayağı beni zorluyordu. Zaten normalde de oynarken arkadaşlar başka paketlerde jetpack bayağı beni idare ediyordu. Ve bu seviyeye ulaşmak da iyi oldu benim için. Questbook'a bakıyorum. Bu tarafı temizledik ya. Bayağı temizledik arkadaşlar. Blast Furnace'ın açılması da çok iyi oldu. Birçok konuda bizim önümüze Blast Furnace engel olarak çıkıyor arkadaşlar. Çünkü bizim alüminyum ingotlara ihtiyacımız var. Alüminyum plakalara ihtiyacımız var ve alüminyumu işleyebilecek tek makine bu Blast Furnace'lar. Muhtemelen bir sonraki bölüm Blast Furnace'a bulaşabiliriz. Emi'ye bulaşabiliriz ya da yeni enerji kaynağımız, yeni enerji türleriyle ilgilenebiliriz. Nether'a falan gidebiliriz. Bilemiyorum ama bugün bayağı makine yaptık. Alloy smelter'ımızı da bayağı çalıştırdık. Ne yapsam acaba? Birkaç tane daha yapsam mı diyeceğim? Yok ya, kayıt dışı ben biraz daha bunlardan hazır etmeye çalışırım en azından arkadaşlar. Evet, dediğim gibi yorumlarınıza videolarda cevap veremeyeceğim arkadaşlar bir süre. Artık bir 10 gün, 15 gün kadar böyle devam edecek. Çünkü önceden çekiyorum videoları. O zaman bir sonraki bölüm görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın.